Basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün, önemli bir pazartesi. Kara pazartesi bile deniyor, denmeye başlandı en azından. Gerçekten de iktidarın geçen hafta aldığı bazı kararlar, gerek siyasette gerek ekonomide aldığı bazı kararlar, Türkiye'de şu anda bütün beklentileri karmakarışık hale getirmiştir. Gerek siyasette gerek ekonomide. Aktörler gerçekten önlerini göremez hale geldiler. Bu gelişmeler neden oldu diye soracak olursanız doğrusu isterseniz birkaç cevap verilebilir buna. Bir kere alınan bazı kararlar Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ilişkide ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesine yönelik atılmış olan, yani güven bunalımı sayılabilecek olan bazı gelişmelere ilişkin verilmiş olan kararlar olarak gözüküyor. Bunlardan bir tanesi Ömer Faruk Yagerlioğlu, bizim vekil arkadaşımızın vekilinin düşürülmesi ve akabinde o gece Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Başsavcısının açtığı, Anayasa Mahkemesi'nin açtığı kapatma kararı esas itibariyle bizim gözümüzde MHP ve AKP arasındaki seçime giderken ortaya çıkma olasılığı olan belirsizliklerin giderilmesi ve bir güven tazelemesinin gereği olarak atılmış olan adımlar olarak okuduk. Ama bunun dışında başka adımlar da vardı biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi ve en önemlisi bence İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin ayrılması kararı, ki bu Cumhurbaşkanı kendisinin vermiş olduğu bir karar, ama bu konuda da bir tartışma devam ediyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı böyle bir karar alıp alamayacağı, çünkü uluslararası bir anlaşma olduğu çerçevesinden bakarsak tartışmalı bir konu. Onun ötesinde öyle anlaşılıyor ki özellikle Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınması, bir vakfa geçirilmesi, Kanal İstanbul'la ilgili bir takım adımların atılması da aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlere giderken vermiş olduğu sözlerin arkasında olduğunu, kendi seçmenine, kendi daha önce en azından kendisini desteklemiş olan kesimlere verilmiş olan mesajlar olarak okunabilir. Sonuçta bunların içinde en önemlisi, ki bugünkü konumuz biraz bu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması oldu. Gerçekten de Naci Ağbal'ın görevden alınması çok kritik, ekonomik aktörler açısından çok kritik bir karardı. Çünkü şöyle düşünün, Naci Ağbal aşağı yukarı 4 ay olmuştu yönetime geleli ve Lütfü Elvan'la birlikte piyasalara verdikleri mesajlar son derece ılımlıydı. Mevcut sistemin içinde davranılacağına dair mesajlar verildi ve böylelikle de piyasaya güven verilmeye çalışıldı. Belli bir başarı da elde edildi diyebilirim. Çünkü dolar kuru 800'ün üzerinde bir yerdeyken 7-15'lere kadar çekilmişti. Tabii bunun ötesinde yaratılan, en azından var olan, o sırada var olan belirsizliğin giderilmesi piyasaların önünü görmesini sağladığı için de piyasalarda olumlu işaretler gelmeye başlamıştı. Fakat birdenbire faizleri arttırarak enflasyonla mücadele etme aracını kullanan, yani para politikasını böyle kullanan Naci Ağbal son olarak 17 civarındaki faizi 19'a çıkarınca, 2 puan daha arttırınca ve üstelik de piyasa beklentilerinin 1 puan üzerinde bir artıştı bu. Bu anlaşılan okey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde veya onun dayandığı kesimler arasında bir rahatsızlık meydana getirdi. Bu rahatsızlık büyük ölçüde Berat Albayrak'ın geçmişteki politikalarını geri dönüşe yönelik bir işaret gibi algılanmıştı. Üstüne üstlük Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konularda karar verici noktaya gelmiş olan Erişah Hanım, Profesör Doktor Erişah, soyadını hatırlamıyorum,
Hanım'ın da doktora tez öğrencisi olan bir kişiyi Merkez Bankası Başkanı olarak atamış olması. Değerli arkadaşlar, burada öyle bir durum var ki siz faizleri artırarak enflasyonla mücadele aracını kullanan bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden 4 ay içinde aldığınız zaman beklenti faizlerin düşmesi yönünde olacaktır. Dolayısıyla da Nisan 15'te Para Piyasası Kurulu'nun kararına kadar kurları tutmak çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla da bunu gören yabancı yatırımcılar ve medya diyeyim, bir tür sermaye kontrolünün gelmekte olduğuna dair Türkiye'ye beklentiler ifade ettiler. Bu sabah itibariyle bu beklentiye bir cevap olarak Lütfen Elvan bir açıklamada bulundu ve liberal kamu rejiminden vazgeçmeyeceğimizi, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyeceğimizi tekrardan ifade etmek zorunda kaldı. Ama değerli arkadaşlar, bu gelişmeler, bu açıklamalar piyasanın belirsizliklerinin giderilmesine, yaratılan güvensizliğin giderilmesine çare olmadı. Bugün itibariyle dolar 7.90 civarında, 9.40 civarında euroyu görüyoruz. İstanbul Borsası açılıp kapanmak gibi %7 civarında bir kayıp gerçekleştiği için kapatıldı bildiğim kadarıyla, en azından buraya gelirken gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla da ekonomide çok ciddi bir dalgalanma döneminin başlayacağını söylersek çok yanlış olmayız. Yani arkadaşlar, biz Halkların Demokratik Partisi olarak hükümeti çeşitli kereler, çeşitli defalar uyardık. Dedik ki pandemi sürecinin yarattığı ekonomide sorunlar sadece arzla ilgili değildir, aynı zamanda taleple ilgilidir. Ve siz sadece arzla ilgili kararlar alırsanız, talebi ihmal ederseniz vereceğiniz kararların sonuç olarak beklediğiniz sonuçları yaratamayacağını görmek zorundasınız. Nitekim böyle oldu. Ne oldu? Hatırlayacaksınız, genişleyici bir para politikası uygulayan hükümet, yani arza yönelik bir üretim yanına yönelik olmak üzere ertelenen, ötelenen krediler, düşürülen kredi faizleri ve çeşitli teşvikler esasında bizim en azından Halkların Demokratik Partisi olarak beklentimizi doğruladı. Yani üretim artmadı. Ne arttı? Artan, biliyorsunuz, borsa ve döviz kurları oldu. Şimdi nitekim geçen sene itibariyle baktığımızda, yani Mart'tan itibaren uygulanan politikaların sonuçları olarak baktığımızda bankalar %22 civarında kazandı. İstanbul Borsası'nın getirisi %29 civarında oldu ki bu getiri düzeyi dünyadaki birçok borsadan daha yüksek olarak görüldü. Şimdi dolayısıyla da bizim önerilerimiz tekrar geçerlidir. Biz diyoruz ki pandemi sadece arzla ilişkili değildir, taleple ilişkilidir. Dolayısıyla da talep dediğimiz, yani tüketicilerimizin, yani özellikle yoksul ve satın alma gücü düşük olan esnaf ve zanaatkarımızın, işsizlerin, yoksulların bir anlamda gelir transferi yapılarak onların taleplerini yükseltmeyi sağlamak lazımdır. Politika böyle bir politika olması lazım. Çünkü üretim artmış olsaydı bile, böyle söyleyeyim, üretim artmış olsaydı bile genişleyici para politikası sonucunda bunun satın alması mümkün olmayacaktı ve olmadı da zaten. Dolayısıyla da Türkiye ekonomisini anlamayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve bir Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle karşı karşıyayız. Biz açıkça söylüyoruz ve maalesef özellikle siyasetteki aktörler bunu anlamamakta ısrar ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomiyle bağlantılı olarak da baktığımızda gerçekten Türkiye'nin yararına bir sistem değildir. Çünkü çok az sayıda insanın, çok fazla sayıda insanın hayatıyla ilgili kararlar veriyor olması zaten bir anomalidir. Dolayısıyla da bunun sonuçlarının olumlu olma ihtimali de yoktur. Maalesef bizim defalarca gerek Plan Bütçe Komisyonu'nda gerek genel kurulda yaptığımız eleştirilere cevap alamadık. Ama anlaşılıyor ki iktidar zaten herhangi bir konuda herhangi bir cevap vermek durumunda hissetmiyor kendini ve en azından bir tartışma yapmak dahi istemiyor. Dolayısıyla da kendi başına dalgalarla giden bir Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye sandalı gerçekten de nereye doğru gittiği bilinmeyen bir yere doğru gidiyor.
Ama görülen şu ki, görülen şu ki, ya da en azından biz böyle değerlendiriyoruz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Bu gidiş gerek siyasette gerek ekonomide Türkiye'nin gerçekten 10 yıllarını kaybettiği yeni bir döneme tekabül edecektir diye düşünüyoruz. Maalesef Türkiye halkı bunu acı bir şekilde ödeyecek ve tabii bu sonuçlar bizim çocuklarımıza kadar miras kalacak olan olumsuzlukları besleyecek diye düşünüyoruz. O sebeple de bir kere daha bu basın açıklamasıyla duyurmak isteriz ki yapılan yanlıştır, belirsizliği gidermek lazımdır. Faizleri düşürmek umudu yaratan bir yeni Merkez Bankası Başkanı atanması kaçınılmaz olarak piyasalarda dövizlerin artışına neden olacaktır. Çünkü insanlar önümüzdeki 15 Nisan'dan sonra faizlerin düşeceğini gören insanlarımızın en azından şimdiden dolara ve euroya hücum etmeleri kaçınılmazdır. Ve bu da önü alınmayan, alınamayacak olan bir gidiştir. Bu gidişin sonu gerçekten hayırlı olmasını isteriz ama pek de hayırlı olmayacağı benziyor. Değerli arkadaşlar, ben burada sözümü bitirmiş olayım. Sorularınız varsa ben cevaplamaya çalışayım. Sanırım yok. İyi günler diliyorum hepinize.